Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde ikinci yenicilerle ilgili soru çözümü yapacağız. Soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deneme sınavları da paylaşmayı düşünüyorum ama şu ara çok vaktim olmuyor. Eğer deneme sınavları paylaşamazsam soru çözümlerine mutlaka devam etmeyi düşünüyorum. Hali hazırda 100'e yakın deneme sınavımızda mevcut. Belki 100'den de fazladır bilmiyorum ama 100'e yakın olduğu kesin. Eski video demeyin, izleyin arkadaşlar. Soru sorudur. Edebiyat zaten çok güncellenmiyor. Bundan dolayı deneme sınavı oynatma listesinde bulunan videolara mutlaka bakın, baştan sona kadar izlemenizi öneriyorum. Şimdi ilk sorumuz ile başlayalım vakit kaybetmeden. Folklor şiire düşman anlayışını geliştirerek halk şiiri ve folklorun imgelerinden uzaklaşan akım soru. Şimdi folklor şiire düşman dediği için zaten memleket edebiyatı ve milli edebiyatı eleriz. Onla, onlar folklorla alakalı zaten. Geriye fecraati, servet-i ve ikinci yeniciler kaldı. Üç şık kaldı. Fecraati ve servet-i da bağdaştıramıyoruz. O zaman ikinci yenicileri direkt olarak işaretliyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. Bilgileri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Güneş Topla benim için şiiriyle sevilmiştir. Allaben Öyküleri, Mitologya adlı kitaplarıyla da ödüller alan bu sanatçımız ilk şiir kitabı Soğuk Otların Altında'dan itibaren ikinci yeni akımına uygun şiirler kaleme almıştır demişiz. Açıklamaya uygun isim sevgili gençler Ülkü Tamer'dir. Cevabımız A şıkkı. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Bilgileri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Güneş topla benim için şiiriyle sevilmiştir. Aa, aynısını yazmışız. Yani böyle hatalar olabiliyor. Kusura bakmayın diyerek dördüncü sorumuza geçelim. Burada da bilgileri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Mısra işlevini yitirdi şeklinde görüş beyan etmiştir. Tragedyalar adlı şiirinde Mısra'nın işlevini kırmıştır demişiz. Bizden bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş soru. Sevgili arkadaşlar bu sanatçımız ikinci Yeni'nin kuyumcu şairi olarak da bilinen, sözcük simyacısı olarak da bilinen Edip Cansever'dir. Cevabımız Yeşik. Şimdi 5. sorumuza geçelim. İkinci geniş yerine sivil şiir ve sıkı şiir adlandırmasını öneren ismi sormuşuz. Beşinci sorumuzda. Sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar ikinci yeninin papazı olarak da bilinen Ece Ayhan'dır. Biliyorsunuz onun Bakışsız Bir Kedi Kara adlı eseri de oldukça meşhurdur. Cevabımız C şık. Şimdi altıncı sorumuza geçelim. Bilgileri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Balkon şiiri hem ikinci yeninin öncülerinden sayılmasını sağlayan hem de evrensel ve metafizik bir duyarlılıkla modernizm eleştirisini birleştiren şiirdir. Onun şiirlerinin bütününe kendi ifadelerinden ilhamla metafizik gerilimli şiir demek yerinde bir tespit olur. Nitekim bu varoluşçu idrakı Hızır'la 40 saat Taha'nın kitabı Ülmuştusu kitaplarıyla birlikte net bir ayrılığa dönüşmüştür. Sevgili arkadaşlar yeterince kopya vermiş soru. Balkon şiiri demiş. Metafizik gerilimli şiir demiş. Hızırla 40 saat Taha'nın kitabı Gülmuştusu kıyamet aşısı bir tane de ben ekleyeyim. Bu şair aşağıdakilerden hangisidir sevgili arkadaşlar? Tabii ki Sezai Karakoç'tur değil mi? Cevabımız C şıkkı. Şimdi yedinci sorumuza geçelim. Bilgileri verilen şair hangisidir? Şiirlerinde aklın sınırlarını zorlayan sürrealist bir anlatım. Bu arada ikinci yeniciler sürrealizm akımından etkilenmiştir. Onu da belirtelim. Baştan alıyorum sevgili arkadaşlar. Şiirlerde aklın sınırlarını zorlayan sürrealist bir anlatım, tarihe, coğrafyaya, ekonomiye göndermelerle dolu bir söz varlığı dikkati çeker. İkinci kitabı, Bakışsız bir kedi kara, az önce söyledik. İlgi çekici bir mensur şiir örneğidir. Yoğun ve karanlık imajlar, bilinçli bir biçimde bozulmuş bir dil üzerinden verilir. Bakın bilinçli bir şekilde bozulmuş bir dil üzerinden. Şairin dil karşısındaki tutumu ideolojiktir. Rejime karşı çıkış en başta onun verili dilini deformasyona uğratmakla kendisini gösterir. Onun bu tavrı Batı'daki retrizm akımının tutumuna benzetilmiştir. Bu kitaptaki ortodoksluklar şiir dizisi İstanbul ve Bizans motifleri üzerinden bir tarih ve toplum eleştirisidir. Zaten az önce bakışsız bir kedi karanın kime ait olduğunu söyledik. Uzunca böyle bir bilgi vermiş soru. Ama içerisinden eseri verdiği için soruyu rahat çözüyoruz. Cevabımız sevgili arkadaşlar B şıkkında bulunan Ece Ayhan'dır. Şimdi 8. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bugün 10 tane soru hazırlamadım. 8 tane hazırladım. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır bu soruyla beraber. Bu sorumuz boşluk doldurma sorusu. Boşluğa hangi şair gelmelidir demişiz. Önce bir okuyalım. Ondan sonra cevabımızı verin. Güvercin sözcüğünün çağrışımını yitirmeden şaşırtıcı, gene ve hayal gücünü kışkırtan çağrışımlar uyandıran bu boş şey parantez içine okumayalım. Dilik bir imge elde edilmiştir. Onun şiirlerinde buna benzer zekanın buluşu olan alışılmamış bağdaştırmaların doğurduğu birçok imaj bulunmaktadır. Güneşten yırtılan caz, kavaldan akan gökyüzü gibi. Nokta nokta nokta, yani bu sanatçımız en çok sevilen şiirlerinden birisi de sizin iş babanız öldü mü adlı şiiridir. Zaten buraya kadar geldik, kafamıza bir şey şekillenmedi, ne yaptık? Eseri gördük, hemen Cemal Süreyya'yı işaretledik. Sevgili arkadaşlar bugünkü soru çözümü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.